Şimdi kontrol space deneyeceğim. Kontrole basıp diyorum, space yaptım. Oha, roket gibi zıplıyor. Arkadan roket çıkıyor. G'ye bastım. Aa, çok güzel. Şey yok mu? Görünüm. Böyle kayalar mayalar patlamıyor mu? Bir şeyler olmuyor mu? Kafasına bir şey mi yumadım? Şuraya deniyorum. Bir şey demiyor. Uzak dedi, tamam. Şuraya denelim. Aa, buraya gitti. Yere vurup teleport oluyor. Ne kadar saçma. Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Super Hero City'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında çok da kaldığımız yer değil. Ben ufaktan geliştim. Görevi tamamladım. Şöyle özelliklerimi size göstereyim. Strength'i benden 100k yapmamı istiyordu. Onu tamamladım. Speed'i benden 25k yapmamı istiyordu. Onu da fazladan 70k yaptım. Ne olur ne olmaz. Şimdi ister yine bir şeyler o bizden. Hemen profesörün yanına gidelim. Bu görevi verelim. Bakalım bunun karşılığında bize hangi özelliği verecek. Görelim. Kazandım. Onu da yaptım ben. Tekrar konuş. Şimdi 25k hız kas dedi de bana. Onu yapmıştım ben zaten. Ya bu tık ama niye çalışmıyor kafayı acaba? Heh, shift artı Q derken. Bu nedir ya? 100k dayanıklılık kasları, tamam da shift Q ne? Burada yapamıyorum tabii, ya da balonu kapatınca mı yapacağız? Bakalım, balonu bir kapatalım. Aa, çok saçma bir şey oldu. Gördünüz mü? Bak şimdi böyle gidiyorum. Q'ya yapınca hiçbir şey olmuyor. Böyle normal vuruyor Q. Shift'e basıttım, Q yaptığınız zaman arkada değişik bir çizgi çıkıyor. Sözde böyle koşarak vuruyor gibi bir özellik ama. Yani bence çok kullanılmaz ya. Çok gerekli bir şeye benzemiyor. Aa, bu var mıydı? Yeni mi geldi? Buraya değişik bir kafa gelmiş. Aa, içeri giriliyor. Gizli bir yermiş burası. Yakında günlük görevler gelecekmiş. Oley! Yumruk atarak çıkacağım kapıya. Pua! Hiçbir işe yaramıyor. Vurma ses çıkıyor ama. Şimdi bizim şeyimiz ne kadardı? Dayanıklılığımız 1.33k. 2.5k'lık yerde kasamıyoruz. Demek domuzlarda kasarak 2.5k yapacağım ben bunu. Domuzlarda 2.5k yaptıktan sonra da çöpte yapacağım. Neredeydi çöp? Bakın şu Jim'in yanındaydı. Jim nerede? Jim buradaydı. Jim'in yanında gördüğünüz gibi 2.5k'lık yer var. Burada devam edeceğim. 2.5'tan sonrası var mıydı bu arada? Çünkü burada 10k'sı da var, 25k'sı da var ya, vardır. Burası vardı ama burası çok güçlüydü. Biz nerede yapacağız 100k ile 1 milyon? Onlar bizi aşar. Bunun daha azı vardı bir yerde ama neredeydi? Şunlar da bayağı fazlaydı diye hatırlıyorum. 100 milyon falan diyor. Oha! Oha! Bu ne yapıyor burada? Aa, zıplama kasıyor. Sıfır yapmış ya. Ben bunu yeni görüyorum burada. Aa, lanet olsun. Burası zihin içindi. Abi, direnç nerede? VIP bölgesine girdim galiba yanlışlıkla uçarak. Burada sandık falan var ama kilitli kasa var, bir işe yaramıyor. 2.5k buradaysa diğerinin de buna yakın olması gerekmez mi? Bence gerekir. Nerede olabilir? Bakalım. Ben dayanıklılık kasmak için 2.5k üstünü bulamadım ya. 100k var ama 2.5k'dan sonrası niye yok? Çok saçma değil mi? Yani bir 10k 25k falan yok mu? Gerçekten burada mı kasacağız 100k'ya kadar biz? Neyse, ben dayanıklılığı 100k yapacağım. Sonra videoya devam edeceğiz. Ama eğer oynarken bulursam 2.5k üzeri yerleri, 2.5k ile 100k arası yerleri daha doğrusu, size videoda göstereceğim. Şu anda göremedim ama olması lazım diye düşünüyorum. Çok garip, saçma. Ben 100k yapıp geliyorum. Bye bye. Evet, 100.000 vücut direncimizi de kastık çöplükte. Şimdi tekrar profesörün yanına gidiyoruz. Bu arada üstte bir donut buldum ben. Ne bu? Ya buraya donut koymuşsunuz, bari dokununca bir şey verseydi. Hiçbir şey vermiyor. Geldim profesör abi. Konuş benimle. Ya benimle konuş bir kere, tek tıkladığımda ya. Heh. Aa, auram benim bu kollarımdaki morlu şey miymiş o, pembe pembe? Aa, C'ye basınca şey oluyormuş. Kalkan aç ve 3 saniye sürüyormuş. Bak şimdi deneyeceğiz. Puu! Gördün mü? Bu pembişli pembişli kalkan bize 3 saniye boyunca normal dayanıklılığımızın 3 katını veriyormuş. Yani 102k ise 300k oluyor 3 saniye boyunca. Gayet güzel. Şimdi dedi ki bana, zihnini geliştir dedi, zihnini. Burası 0 istiyordu, tamam. 2500 yapana kadar orada kasacağım. Daha sonra bundan eksi 10k istiyor. 2.5'luk yer yok muydu? Demek ki yokmuş. O zaman 10k'ya kadar orada kasacağım. 10k'dan sonra burada. Aa, tamam, 2.5k'lık yer buradaydı, kütüphane. 2.5k yapana kadar ilk baştaki yer. Sonra kütüphane. Sonra 10k'lık yer. Ondan sonra neresi var bakalım. Ben bunları tek tek size gösteriyorum. Çünkü kendim kasarken sürekli videoyu bölüp bunları anlatmak istemiyorum. Araya kayda girip falan böyle. Sıkıntı olur. Şimdi 10k'ya kadar bulduk. 10k'nın üstü lazım bize. Zihin çalışma yerleri genelde yukarıdaydı. Bir bakalım var mı? Burası 10 milyon. Geç. 1 milyar. Tabii ki geç. 100 milyar. Bunun daha kötüleri nerede? Bu kaç? 100 milyon. Onlar şu an çok ötesinde bizim hayali gücümüzün. Burada yumruklayacak bir uydu var. Buralar vücut direnci. Aa, 1 milyona kas veri varmış bak burada. Falcının önünde. Falcı var burada. 1 milyon da buraya. Onu da anladık. Güzeldi. Bunun ezikleri nerede? Ezikleri. Ya bir kere de aradım da bulayım ben şu şeyleri ya. Nerede ki bunlar? Bunlar hep yumruk. Bu da yumruk. Bu da yumruk değil mi? Bu da yumruk. Gerçi ben 2.5k'lık yerde bile 100k kastıysam bence 10k'lık yerde 250k kasabiliriz diye düşünüyorum değil mi? Kasarız. Tamam, ben 10k'lık yerde devam edeceğim. Büyük ihtimalle şehirde gezerken buluruz onu ama şu andaki yerini bilmiyorum. O yüzden gösteremiyorum. Burada yine garip garip şeyler var. Yazı yazmışlar. Zik buradaydı diyor. Ne yapalım? Şu dandik yerden başlayayım ben artık vakit kaybetmeden. Bas 3'e. Tamamdır. Mis gibi. Burada kasacağız şimdi. Evet başkanlar, 250k mind kasmayı bitirdim. Bu arada 100k mind buradaymış ya. Bunun ilk katı 100k'ymış. Falcı abimizin çatı katı da 1 milyonmuş. Ben böyle çatı katını gördüm, altı görmedim ya. 100k'yı aradım sonra deli gibi şehirde, bulamamıştım. Burasıymış. 100k'lık da bayağı kolay kolay tıkır tıkır kastık. Bir sıkıntı yok. Şimdi tekrar profesöre geldim. Bakalım bize bu sefer ne görev verecek? Zihin kontrolü diyor. Z. Tamam, Z'ye bastığımız zaman bizden 100 kat daha az zihin gücü olan kişileri kontrol edebiliyormuşuz. Tabii ki şu an deneyemeyeceğiz çünkü etrafta kimse yok. Süper jump öğretecekmiş bana. 25k
yaptığında gelmiyor. Ben onu yapmadım mı ya? He, jumpmış bu, tamam. Jump için buraya geldim. Oyun parkına. Şurada ben atlayınca kaç kaç veriyordu bana? Bu jump'ın 10K'lı çatıdaydı değil mi? Dur, onu unuttum bak ben. Heh, buradaydı. Şu 10K'lıkta atlarız. 25K'ya çabucak yaparız ya. Hemen bir yapayım ben. Şunu da bakalım sonra ne öğretecek bize. Z'ye basınca hiçbir şey olmuyor tabii ki. Etrafınıza düşman olması gerekiyor ve en yakındakini atıyormuş bak özelliği. Onu söyleyeyim size. Mouse'ta tuttuğunuz kişiye falan atmıyor. Bu oyunda sanırım nişan alma sistemi tamamen otomatik. Hep en yakındaki kişiye saldırma üzerine kurulu. Onu özellikleri geliştirip adamlara dalmaya başladığımız zaman daha iyi anlayacağız zaten. Hatta şu özelliklerin olduğu yere bakalım. Gördüğünüz gibi buraya resimleri gelmeye başladı. Q var, R var. Bu pasif zaten. F var, görünmezlik. Suda koşma pasif. Uçma, space space. Ama diğerleri nerede? Heh, burada. Dash punch, shift Q. Kalkanımız gördüğünüz gibi X3. 3 kat daha dayanık yapıyor bizi 5 saniye boyunca. C'ye basınca bu da confusion. Kafa karışıklığı işte. Şimdi bu alttakini atacak bize. Süper jump mini neydi? Sanırım onu gösterecek. Az kaldı, bekliyorum. 25K zıplama gücümüzü de tamamladık. Hemen gidelim profesörümüzün yanına. Emmi, ben geldim Emmi. Emmi, bu da bitti. Control space geldi şimdi de. Hadi bakalım. Sonrakine 1 milyon strength istiyor. Bu bizi zorlayacak işte. Şimdi control space deneyeceğim. Kontrole basıp diyorum. Space yaptım. Oha, roket gibi zıplıyor. Arkadan roket çıkıyor. Baba. Bulutlar falan da var. Direkt roket sesi geliyor. Şöyle pat diye zıplıyor ama ne gerek var ki bu zıplamaya? Zaten uçabiliyoruz biz. Böyle gereksiz bir yetenek değil mi? Mesela böyle zıplayacağıma direkt ben şöyle kaçsam gitsem uçsam nasıl? Daha mantıklı değil mi? Bence mantıklı. 1 milyon strength'te nasıl kasacağız? Bizde 100 bin varmış. Bu 100 bin istiyor zaten. Tamam, bir vurduğumuzda 800 geliyor. Bunda bir süre kasarız. Bunlar 10 milyon 10 milyon. 1 milyonluk var mı? 1 milyonluk da var burada, tamam. Ama biz 1 milyon olana kadar şunu da kasacağız mecbur. Bu da dolduğunda görüşürüz, hemen geliyorum. Evet başkanlar, 1 milyon yumruk görevini de bitirdik. Hemen profesör abimizle gidelim, bir konuşalım. Şimdi ne isteyecek bakalım. Biraz fazla şey istiyorsun ama hadi bakalım ya. Bitireceğiz inşallah. Düşmanlarını ezmeye hazır mısın diyor. Oo, G ile kullanılan yeni bir yetenek geldi. Hadi bakalım. G'ye bastım. Aa, çok güzel. Şey yok mu? Görünüm. Böyle kayalar mayalar patlamıyor mu? Bir şeyler olmuyor mu? Kafasına bir şey inmiyor mu adamın? Zıplayıp vuruyorsun ama. Bak şimdi G'ye bastım. Zıplıyor, yere vuruyor ama hiçbir şey olmuyor ya. Ben beklerdim ki böyle ne bileyim asfalt bölünsün ikiye, bir şeyler olsun. Zayıf kalmış ama güzel. Bunların ne kadar vurduğunu bilmiyorum. Hepsini görevler bittikten sonra test edeceğiz. Adamların üstüne çatır çutur deneyeceğiz. Sonraki görevimiz neymiş bir daha bir bakalım. 1 milyon psychic kastetmiş. Psychic, mind power, zihin gücü. Benim şu anda 25K var. Bunu nerede kasacağız biz? Tabii ki. Bakıyorum, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Benim 25K yok, pardon ya, 256K var. Burada kasacağız. Falcı ablamızda. Falcı ablamızın dükkanında böyle oturacağız. 800 geliyor şu anda, mis gibi. Burada bunu da 1 milyon yapıp devam edelim. Hadi bakalım. Evet başkanlar, gördüğünüz gibi 1 milyon mind power da bitti. Onu da teslim edelim. Şu anda 1 milyon dayanıklılık isteyecek yüksek ihtimalle. Teleport olmaya hazır mısın? Çok güzel. Ve ile teleport olabiliyormuşuz artık. Oo, 100 milyon mind ve 50 milyon güç istiyor sonraki için. 100 milyon mind, 50 milyon güç. Vay be. Sağlam. Zor olacak biraz sanırım. 100 milyon mind yapıp geri gel diyor. Bir teleport deneyelim bakalım. Niye olmuyor? Çok uzak mı? Oğlum nereden nereye gidebiliyorum ki ben şu anda? Şuraya gitmeye çalışıyorum, bakın uzak diyor. Şuraya deniyorum, bir şey demiyor. Uzak dedi, tamam. Şuraya denelim. Aa, buraya gitti. Yere vurup teleport oluyor, ne kadar saçma. Bu arada mind power'ımız arttıkça teleport'un range'i de artıyor diye düşünüyorum. Çünkü öyle yazıyordu. Ben neyle başlayacağım biliyor musunuz? Tabii ki psychic power'la başlayacağım. Kaç milyon istemişti? 100 milyon. Güzel. Fazlaymış. Burası 100K'ydı. Ben ne kadar yaptım? 1 milyon yaptım değil mi en son? Aynen. Şuradan geçeceğiz. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta 1 milyonluk yer vardı. Niye tırmanmıyorum buradan canım benim? Ha? Niye canın tırmanmak istemiyor? İlla uçayım burada tekrar ineyim mi? Ne kadar saçma iş ya. Geldim buraya. Şöyle bir çökeyim. 1.6K geliyor burada. Gördüğünüz gibi. Mind'ı bir tane arttırmak istesem 5K istiyor. Benim param yok. O yüzden bir 25K coin almak istiyorum ben. Çünkü şimdi olmasa bile ileride bize lazım olacak. 2000 Robux biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Bu oyun böyle biliyorsunuz. Oyun tamamen çarpanlardan ibaret. Bu arada ben bunu aldım. Niye burada hala gözüküyor? Sahipsin diyecek mi? Dur bakayım. Çıkmıyor. Hadi. Çok garip, çıkmadı. Neyse. 100 milyon istediği için 100 milyon bayağı fazla. Ben bunu bir tane arttırayım. Sonra bir tane daha mı arttırsam acaba 10K'ya? 64 yapsak mı? Ne diyorsunuz? Hadi bunu 64 yapalım. Yumruğu da 32 yapalım. Bunu da 32 yapacak var mı? Var. Tamam. Bunu da 32 yapacağım büyük ihtimalle ama şu an yapmıyorum. Bekletiyorum. İleride yapacağız. Ben 100 milyon mind power ve 50 milyon strength power kasınca geri geleceğim. Görüşmek üzere. Bu biraz zor bir görev. O yüzden vakit alacak. Kusura bakmayın. Heh, geldi bu arada. Bir şeyler yanlış gitti dedi. 25.000 coin failed mı oldu? Oğlum manyak mısın? Aldım ben onu zaten. Robux'umu da aldın. Hatta kullandım ben o coinleri. Keşke Robux'umu geri verse şu anda. Burada kasmaya devam. 6.4K veriyor. Saniyede mi veriyor bunu? Saniyede veriyor galiba. 100 milyon olması biraz sürecek maalesef. Niye bu kadar zor? Daha yeni başlamıştık. Görüşmek üzere. Ben hemen
yapmaya çalışacağım bunu. Evet başkanlar, her ne kadar zor olsa da görevi tamamladık. 100 milyon mind'ı geçtik. Strength'te de 50 milyon istiyordu ama biz 100 milyonu geçtik. Çünkü ileride zaten isteyecek. Ben fazladan yapayım dedim. Hemen profesörle konuşup sonraki görevimize bir bakalım. Tabii konuşursa, konuştu. Her zamankinden daha zekisin diyor. 50 milyon yap diyor. Yaptım onu da yaptım. Ben senden daha iyiyim, çabuk. Heh, kimsin sen mi? Oha, ruh emmeyi öğrencikmişiz. Abi bu çok iyi. Tamam, güzel. B'ye basarak yapıyormuşuz. Benden ama 1000 kat az mind power olması gerekiyormuş kullanabilmem için. Tabii ki bunları deneyemiyoruz. Tekrar hatırlatıyorum sizlere. Sonraki bölüm bayağı aksiyon dolu bir bölüm olacak. Bütün skill'lerimizi deneyeceğiz. Herkese böyle çatır çutur dalmaya çalışacağız yani. Suçları bol bol katleteceğiz. Beni gururlandır mı? Bittim lan görevler. Mezun oldum. Aa, graduate dedi. Aç bakayım skill'leri. 2 tane skill kaldı bak gördüğünüz gibi. 1 trilyon TP'ye ulaş diyor. TP ne olabilir? He, toplam puan. Tamam. Bir de 1 QA'ya ulaş var. Anladım. 2 tane skill kaldı. Onlar da toplam güç geliştirerek yapılan şeyler. Şimdi ben aksiyonu sonraki videoya saklayacağım dediğim gibi. Sonraki videoda karşınıza body endurance'ı da geliştirerek çıkacağım. Çünkü şu anda 100k çok az. Bize böyle koyup öldürebilirler. Onu da güzel bir seviyeye getireceğim. Sonra aksiyonlara gireceğiz abi. Başlıyoruz artık aksiyonlara. Çünkü açmadığımız skill kalmadı. En babaları kaldı. Onlar da kolay kolay açılacak skill'ler değil. Biraz vakit alacak maalesef. Evet başkanlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.